Teşekkür efendim, ederim. Buradan başlamak istiyorum. Hapse girmekten korkuyor musunuz? Çünkü şöyle, bu ülkenin cumhurbaşkanı tek adam. Evet. Yani sistem öyle maalesef. Ve sizi hapse atmakla, attırmakla tehdit etti. Ne hissediyorsunuz? Çok samimi bir şey söyleyeyim mi? Ben Tayyip Bey adına üzülüyorum. Şimdi biz 12 Eylül'leri birebir yaşamış insanlarız üçümüz de. 28 Şubat sürecini ben yaşadım. Bu kaba, tehdit eden, düşmanlaştırıcı dili biz gördük. Yaşadık ve o dönem 12 Eylül'ün gençleri olarak da ben hep söylüyorum kız öğrenciydim. Kız öğrenciler daha korunaklıydı o dönemde. Dolayısıyla ama bizim abilerimiz, erkek arkadaşlarımız, yani erkek öğrencilerimiz her gruptan çok ağır haksızlıklara uğradılar, bedeller ödediler. Şimdi dolayısıyla bildiğimiz için konuyu, o insanı korkutmuyor. Fakat gerçekten kendisi için üzülüyorum. Çünkü Sayın Erdoğan bu dile, bu düşman, tehditkar dile itiraz ettiğini ileri sürerek bu milletin oyunu aldı. Arada 17 sene geçti ve bir baktık, meğer Sayın Erdoğan içinde bir Kenan Evren varmış ve bu seçim zamanı ortaya çıktı. Onun adına çok üzülüyorum. Çünkü yani demokrasi talebiyle haksızlığa uğradığını dile getire getire yola çıkan bir siyasetçinin geldiği nokta çok üzücü. Evet, ben aşağı yukarı 1977 seçiminden beri seçimleri izlerim ama gerçekten Şaban Sevinç'in de belirttiği gibi bu kadar sert üslup kullanıldığı bir seçim kampanyasına tanık olmadım. Bir de tabii rahmetli Bülent Ecevit'i anımsıyorum. Onun siyasete getirdiği nezakete, zarafete gönderme yaparak ifade edeyim. Yani rakiplerine de hep sayın diye ihtiyap ederdi rahmetli Ecevit ve sayın sözcüğünü siyasete katmıştı. Evet. Ama şimdi bakıyoruz siyaset diline. Mahkemeler hakaret davalarıyla dolu. İşte özür dileyerek söyleyeyim, işte şerefsiz gibi, sahtekar gibi, hain gibi, işte adi gibi, bu kadın gibi, bu kadın gibi, işte birçok terörist gibi, laflar kullanılıyor. Evet. Bugün siz de yanılmıyorsam herhalde Bursa meydanında ifadeleri tekrar ederek iade ettiniz. Evet. Yani siyasette bu hakaret ve küfür dilinin yerleşmesini nasıl görüyorsunuz bir kadın lider olarak? Şöyle görüyorum. Şimdi o saydığınız rahmetli Ecevit başta olmak üzere, rahmetli Erbakan'ı, rahmetli Demirel'i, evet, rahmetli Özal'ı, rahmetli Alparslan Türkeş'i hatırlayın. Yani kurşun gibi sözleri vardı ama rencide edici, hakaret, küfür, seviyesizlik içermezdi. Şimdi bana polemik diye soruluyor bu Sayın Erdoğan'ın tavrı. Bu polemik molemik değil. Bu bir tehdit dili. Ayrıştırıcı bir dil. Ama polemik için gerçekten dilinizi iyi bilmek gerekir. Yani Türkçeyi iyi bilmek gerekir. Polemik için zeka gerekir. Polemik için de bir birikim gerekir. Dolayısıyla yani o 80 öncesinin sonra 80 sonrasına dahil olan liderlerine baktığınız zaman ki yani silahların tetiğine basıldığı bir dönemdi. Orada bile ben kimsenin ağzından özür dileyerek söylüyorum, şerefsiz, alçak, sahtekar, işte zürriyetsiz, şu, bu gibi bir söz o dönemde hiç duymadım. Ben de bir genç üniversite talebesiydim o dönemlerde. Evet, yeniden efendim o dilin hakim olması için ne yapmak lazım, nezaketin ve zarafetin? Önce herkesin doğru dürüst bir Türkçe öğrenmesi lazım. Kendi dilini iyi konuşabilir olmak lazım. Tecahül Arif sanatını öğrenmesi lazım. Ve iyi bir birikim gerekiyor. Artık arka plan olmayınca insanlar kelime bulamayınca söverler. Efendim bir de yöntem... Eski bir hoca olarak söylüyorum. Evet, bir de yöntem farklılığı da gözlüyorum ben şimdi siyasette. Daha önce karşılaşmadığımız bazı yöntemler izleniyor. Örneğin bazı adayların işte CHP'de, İYİ Parti'de PKK'lı olduğuna dair istihbarat fişlemesi gibi bazı belgelere dayanarak yayınlar yapıldı. Büyük gazetelerde, büyük televizyonlarda. Böyle bir yöntem de görmemiştik daha önce. Siz bu yöntemi ve oradaki iddiaları nasıl karşıladınız? Şimdi şöyle, bizim... Yani adaylarınız arasında PKK'lılar var mı? PKK'lı yani şeyin... yok.
bakın, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve tabii, İçişleri Bakanlığı iddia ettiği şimdi gibi. Daha vahim şeyler söyleyeceğim. PKK'lı yok. Hı-hı. Ama sizin sorunuzun içindeki Hı-hı. o vehameti daha da ağırlaştıracak şeyler söyleyeceğim. Şimdi 29 arkadaşımızla ilgili ismini de vereyim. Yeni Şafak gazetesinde Meral Akşin, Meral Hanım'ın PKK'lıları diye bir liste yayınlandı. Şimdi bunlardan Kocaeli'nde oturan Muş doğumlu bir kardeşimizi ben bugün Bursa'da meydana, miting meydanında o miting meydanı şereflendiren Bursalıların karşısına çıkardım. Şimdi bu 29 arkadaşın ortak özelliği bir kişi hariç Kürt olmaları. Yani Kürt kökenli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız olmaları. Ve bu arkadaşlarımızın tamamının İYİ Parti'den belediye başkan meclis üyeliğine aday olmaları. Bunların bir kısmının geçmişinde AK Parti var. Bir kısmının geçmişinde MHP var. Yani AK Parti, Sayın Erdoğan üzerinden yürürsek, AK Parti'den de politika yaparlarken bu arkadaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz, İYİ Parti'yi tercih ettikleri andan itibaren bunlar PKK'lı olmuş durumda. İçinde çok acı hikayeler olanlar var. Bugün o meydanda Bursalıların karşısında konuşan kardeşimiz, net bir şey söyledi. Dedi ki ilk defa siyasete İYİ Parti'de dahil oldum. İlçe yöneticisi oldum. Şimdi de belediye meclis üyesi adayım. Bahçıvanlık yapıyor bu arkadaşımız. Oralarda Kocaeli'nin o bölgesinde villalar, siteler var. Orada bahçıvanlık yapıyor. Yani emekçi bir kardeşimiz. Ve bir şey daha söyledi. Dedi ki PKK ile mücadele ettiğimizi kendisini ve ailesini söylüyor. Dünya ve alem bilir. Nerede görev yapmış efendim? Asker mi bu? Arkadaşımız yani eski nerede askerli. Ne yaptığı, görev yaptığını yerini bilmiyorum ama askerlik yaptığı bir dönem var. Yani Mehmetçik olarak askerlik yaptığı, er olarak askerlik yaptığı bir er dönem olarak, var. Ve o dönemde yani o askerlik yaptığı dönemde bu arkadaşımız, bu kardeşimiz için PKK'lı deniyor. Şimdi bakın, ordunun içinde. Dolayısıyla bu ben bir eski, evet. Güneydoğu'da PKK ile aktif mücadeleye katılmış askerken. Evet. Şimdi asıl vahim olanı şu, Türkiye'nin devlet ciddiyetini ortadan kaldırdılar. Bir belediye alabilmek için insanların doğru eğri her şeylerini fahş etmek, özellikle de onu çarpıtarak kimlik numara, vatandaşlık numaralarıyla yayınladılar. Bu çok ağır bir suçtur. Vatandaşlık numaralarıyla birlikte. Vatandaşlık numaralarıyla birlikte yayınladılar. Şimdi bunun anlamı şu, bir PKK'lılığı yapıştırmak. İkincisi, tabii ben Türk milliyetçiliği geleneğinden gelen bir insanım. Bunun üzerinden korkutabileceklerini ve bu arkadaşlarımızı ortalık yerde bırakacağımı düşündüler. Böyle bir şeyin olması mümkündür. Fakat iki örnek daha söyleyeceğim. Şimdi Siirt Pervar Belediye Başkan adayımız İsmail Bilen. 2007 yılında PKK ile çatışmada gazi olmuş. 2009 yerel seçimlerinde Süleyman Soylu'nun genel başkan olduğu Demokrat Parti'den aday olmuş ve kazanmış. Şimdi PKK'lı. Gazi. Gene yarın Manisa'da bir mitingimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu ile beraber ortak oraya bütün Manisalıları davet etmek isterim. Orada da Ahlat, Yol Bulan, Bitlis'ten gene bu listede olan çok acı. Abisi şehit. Kendisi belediye başkan adayımız. O da var mı? Onun kuzeni belediye meclis üyesi. O da PKK'lı. Şimdi dediniz ki efendim 29 kişilik liste yayınladılar. Gazi var.
PKK ile aktif devletimiz talimatıyla görev yapmış, aktif görev yapmış arkadaşımız var. Şehit yakını var, gazi var. Var, var, var. Ama hepsinin de ortak özelliği Kürt kökenli olmaları. Yani bir Kürt listesi yapmışlar. Evet, çok özür dilerim. Bunu hani gerçekten İYİ söylerken bile... Aday, bakın İYİ Parti'den aday olanları, eminim Cumhuriyet Halk Partisi için de işte benzer liste yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını ama ben tabii İYİ Parti üzerinden konuşmak durumundayım. İYİ Parti Genel Başkanıyım. Onların belediye meclis üyesi, yani bizim belediye meclis üyesi adaylarımızın özellikle Güneydoğu'da ve Güneydoğu doğumlu Kürt kökenli arkadaşların, vatandaşların ilginç bir şekilde İçişleri Bakanlığı sandalyesini, koltuğunu işgal eden o şahıs tarafından ta Trabzon'dan yola çıkarak anlatıla geldi ve en son Sayın Erdoğan, yani Cumhurbaşkanı, bunu açıkladı. Şimdi Şaban Bey, ben bu ülkede üniversite hocalığı yaptım. Güneydoğu'dan çok öğrencim vardı. Sonra milletvekilliği yaptım görev olarak. Sonra İçişleri Bakanlığı görevim oldu. Sonra meclis yönettim 8 yıl. Böyle bir ciddiyetsizlik, böyle bir çirkinlik ve böyle bir vatandaş satışı kelimeyi bilerek kullanıyorum. Vatandaşı satmaktır bu. Devlete olan güvenin, devleti yönetenlere olan inancın ortadan kalktığı, kalkabileceği bir davranış biçimini hiç görmedim. Böyle bir ciddiyetsizlik hiç görmedim. Biz Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi birbiriyle çok sert mücadele etmiştir.